Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillah fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbunallah fettebi'uni yuhbibikumullah ve yaghfir lekum zunubakum ila akhiril ayah. Ve kâle Allahu Teala fi ayetin ukhra estauzu billah ve minen nâsi men yettehizu min dunillahi endâden yuhibbunahum kehubbillah vellezîne âmenû eşeddu hubben lillah ila akhiril ayah. Sadakallahul azim. Okumuş olduğum Ali İmran suresi 31. ve devamındaki 32. ayette mal olarak de ki Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayan ve merhamet edendir. De ki Allah ve Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kafirleri sevmez. Okumuş olduğum ikinci ayet Bakara suresi 165. ayetti. İnsanlardan bazıları Allah'tan başkasını Allah'a endat edinirler, şirk koşarlar ve Allah'ı sever gibi o sevdiklerini aşırı şekilde severler. İman edenlerin Allah'a olan sevgileri onlarınkinden çok daha fazladır. Keşke zalimler azabı gördükleri zaman anlayacakları gibi bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu önceden anlayabilselerdi. Sevgili arkadaşlar, maalesef gündemleri Müslümanlar olarak bizler tayin etmiyoruz. Müslümanların dünya üzerinde ve bulundukları yerlerde hakimiyetleri, güçleri, otoriteleri, ses getiren bir özellikleri söz konusu değil. O yüzden de gündemleri Müslümanca biz tayin etmediğimiz gibi oluşan gündemleri bile Müslümanca tahlil etmeye, müdafaa etmeye gücümüz yer yer yetmiyor. İşte onlardan biri olarak bugün içinde yaşadığımız ülkenin en az yarısından daha fazlası Hristiyanlar için kutsal bir gün olan bir günü kutluyorlar ve bunu yer yer dinleriyle hiçbir bağlantısı olmadığını düşünerek ve hatta hayırlı bir faaliyet yaptıklarını değerlendirerek icra ediyorlar. Hani 14 Şubat deyince artık hepimiz bunları gençliğimizden beri biliyoruz. Sevgililer günüymüş. Evet. Şimdi önce Müslümanlar olarak bizim öyle sevgilimiz filan olmaz. Ne alternatif olsun diye sevgili, en sevgili diye Resulullah için kullanırız ne de Allah için kullanırız. Sevgili iki karşı cinsin birbirleriyle çoğunlukla da evli olmaksızın efendim gönül ilişkileri veya daha ileri ilişkileri ne denilen bir ad. Dolayısıyla hatta bırakın Allah için, Resul için kullanılmayı, bir erkek başka bir erkek için bu benim sevgilim dese ne anlarsınız? Dolayısıyla bu kavramlar kirletilmiş kavramlardır. İslami manada bir kullanılmaz. Bizim eşlerimiz de sevgililerimiz değildir. Biz onları başkalarının sevgililerinden çok daha fazla Allah için emanet oldukları ve sevmemiz gerektiği için severiz. Ama tekrar edeyim, sevgilimiz filan değildir onlar. Bunlar cahili kavramlardır ve içi de cahili anlamlarla doldurulmuş,
kirletilmiş ifadelerdir. O yüzden bizim sevgililer günümüz filan olmaz. Biz Allah için severiz ve öyle yılda bir defa filan da sevmeyiz. Ve Allah için sevilecek olanları Allah için sevilmesi gerektiği gibi severiz. Bunun sevgililerle filan alakası yoktur. Tekrar edeyim, bizim sevgimiz Allah sevgisi başta olmak üzere Allah'ın müsaade ettiklerini müsaade ettiği şekilde kendimizi Allah için feda edecek kadar sevgimizi en üst seviyede tutarız. Ama işte içinde yaşadığımız ülkede Allah'ın dinine sahip çıkmaktan öte dünya dinlerine etkileyen atmosfere inanan ve kapitalizmin de etkisinde kalarak esnafın daha, kraldan fazla kralcı tabiriyle mal satmak, eşya satmak için bu günleri candan değerlendiriyor havasında oldukları ve halka da mal ettikleri birer gün oluyor. 14 Şubat aslında Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bir gün. İşte Batılılar buna Valentine's Day diyorlar. Yani Valentin'in günü. Valentin diye bir 3. asırda yaşayan bir papaz var ve bu devletin yasak etmesine rağmen gençlerin nikahlarını kıyıyor ve o yüzden de kahraman oluyor. Devlet erkeklerin, genç erkeklerin evlenmesini yasaklamış. Neden dolayı? İş gücü daha artsın, evli olurlarsa işleriyle evli olamazlar diye onları daha fazla sömürmek için. Benzer şekilde Türkiye'de de genç yaşta evliliğe yer yer yasak kıyılıyor. Tabii buna alternatif 8 yaşındaki çocukların evlenmesi değil, evlenecek yaşa gelen gençlerin rahatlıkla evlenebilmesidir. Söz gelimi 17 yaşında bir kız, 16 yaşında bir kız evlendiği zaman ne oluyor? Kocası elinden alınıyor ve hapse atılıyor. Uzunca aile hayatları da, insani hayatları da mahvoluyor. Tabii buralarda Valentinler de filan çıkmıyor. Oralarda bir Valentin çıkmış. Onların evlenmelerine önayak olmuş. Ama tabii bu fedakarlığını da devlet tarafından 14 Şubat'ta idam edilerek görmüş. İşte o 14 Şubat'ta bu adamın ölmesi, idam edilmesi vesilesiyle ne yapılmış? Aile hayatına katkısından ve sevenlerin evlenmesine yardımından dolayı Hristiyan çevrelerce bayram gibi kutlana gelmiş 14 Şubat. Müslümanlarsa başka bir din mensubunun diniyle ilgili bayram ve özel günlerine katılmayı ciddi bir günah olarak kabul eder ve böyle günleri reddeder. Dolayısıyla biz sevgiyi de sevgiliyi de farklı ele alırız ve bizim gündemimizde öncelikle Allah sevgisi, Resul sevgisi ve mümin olanların Allah'ın sevmemize müsaade ettiği, emrettiği kimselerin sevgisi gönlümüzü doldurur. Sevilmesi uygun olmayan kimseler diye biz net olarak insanları ayırırız. Allah'ı sevmeyenleri, Allah'ın kendilerini sevmediklerini biz de en küçük çapta sevmeyiz, sevemeyiz. Bugün sizlere bu konuyla ilgili hiçbir şey söylemeden, ilave bir cümlede bulunmadan Allah'ın kitabında sevgiyle ilgili bazı ayetleri, eğer vakit kalırsa Allah Resulü'nün sahih kabul ettiğimiz bazı hadislerini sizlerle sevgi konusundaki ifadelerini paylaşmak istiyorum. De ki, onu demin ifade etmiştim. Ey iman edenler, sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah sevdiği ve kendisini seven, müminlere karşı alçak gönüllü olan, kafirlere karşı onurlu, aziz ve zorlu bir
toplum getirecektir. Bunlar Allah yolunda cihad ederler ve hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. Bu Allah'ın dilediğine verdiği bir lütfudur. Allah'ın lütfu ve ilmi geniştir. Maide suresi 54. Allah ve Resulüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin. Sonra korkuya kapılırsınız da rüzgarınız yani kuvvetiniz gider. Devletiniz gider. Bir de sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Enfal suresi 46. Ve kalplerinin arasını Allah sevgiyle birleştirdi. Yoksa yeryüzünde ne varsa hepsini harcasaydın yine onların kalplerini birleştiremezdin. Fakat Allah onların arasını sevgiyle birleştirdi. Enfal 63. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız meskenler size Allah'tan ve Resulünden, Allah yolunda cihad etmekten daha sevgili ise, daha sevimli ise artık Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Tevbe 24. Rahmeti bütün canlıları kuşatan Allah, iman eden ve güzel ameller yapanlar için kalplerde sevgi yaratacaktır. Meryem 96. İşte o gün gerçek hükümranlık çok merhametli olan Allah'ındır. Kafirler için ise o pek çetin bir gündür. O gün zalim kimse ellerini ısırıp şöyle der. Keşke o peygamberle birlikte bir yol tutsaydım. Yazıklar olsun bana. Keşke falancayı dost edinmeseydim. Çünkü zikir yani Kur'an bana gelmişken o hakikaten beni ondan saptırdı. Şeytan insanı uçuruma sürükleyip sonra yapayalnız ve yardımcısız bırakır. Furkan 26-29. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel bir tavırla önle. O zaman görürsün ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki yakın bir dost oluverir. Bu haslete ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan büyük pay sahibi olan kimse kavuşturulur. Fussilet suresi 34-35. Muhammed Allah'ın Resulüdür, elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kafirlere karşı çok çetin, sert, şiddetli, kendi aralarında ise çok merhametlidirler. Fetih suresi 29. ayet. Yine Kur'an ayetlerinden Allah'ın kimleri sevdiğine dair ifadeleri hatırlatayım. Allah ihsan sahibi yani muhsinleri, güzellik sergileyenleri, Allah'ı görür gibi ona kulluk yapanları sever. Bakara 195. Allah tevbe edenleri ve temizlenenleri sever. Bakara 222. Resulullah'a tabi olup uyanları sever. Ali İmran 31. Takva sahibi muttakileri, sakınanları sever. Ali İmran 76 ve diğer ayetler. Sabredenleri sever. Ali İmran 146. Tevekkül sahiplerini, kendisine dayanıp güvenenleri sever. Ali İmran 159. Adil olanları sever. Maide 42. Kendi yolunda kenetlenmiş gibi saf bağlayarak savaşanları sever. Saf suresi 4. Allah kimleri sevmez? Kur'an'da bunları da görüyoruz. Aşırı gidenleri sevmez. Bakara 190. Fesatçıları, bozguncuları sevmez. Bakara 205. Günahlarda ısrar eden nankörleri, faizle uğraşanları sevmez. Bakara 276. Kafirleri, Allah'a ve Resulüne itaat etmeyenleri sevmez. Ali İmran 32. Zalimleri sevmez. Ali İmran 57. Şımarıkları sevmez. Kasas suresi 76. Kendini beğenip böbürlenen kimseleri sevmez. Nisa 36. Müstekbirleri, büyüklük taslayanları sevmez. Nahil 23. Hainleri, günahkarları sevmez. Nisa 107. Kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez. Nisa 148. Sınırı aşanları sevmez. Maide 87. İsraf edenleri, müsrifleri, saçıp savuranları sevmez. En'am 141. Hadis-i şeriflerden de birkaç örnek vermek istiyorum. Sevgiyle ilgili. El mer'u ma'a men ahabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir.
Buhari Müslim diye ifade etmeyeyim vakit tasarrufundan dolayı. Bu Buhari ve Müslim'in hadisiydi. Bir kişi beni ana ve babasından daha fazla sevmedikçe iman etmiş olmaz. Kişi Allah ve Resulünü o ikisi dışında kalan her şeyden daha çok sevmedikçe imanın tadını bulamaz. Nefsim yedinde olan Allah'a yemin ederim ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Amellerin en faziletlisi Allah için sevmek, Allah için buğz etmektir. Sizden biriniz kendisi için sevip arzu ettiği şeyi din kardeşi için de sevip arzu etmedikçe iman etmiş olmaz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, haksızlık yapmaz, onu düşmana teslim etmez. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse Allahü Teala o kimsenin kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse Allah da o kimsenin ayıp ve kusurunu örter. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona hıyanet etmez, yalan söylemez, yardımı terk etmez. Her Müslümanın diğer Müslümana ırzı, malı ve kanı haramdır. Takva buradadır. Bir kimseye şer olarak Müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi yeter. Sakın zanla yer vermeyin. Zira zan sözlerin en yalanıdır. Tecessüs etmeyin. Yani gizli kusurlarını araştırmayın arkadaşlarınızın. Rekabet etmeyin. Hasetleşmeyin. Birbirinize buğz etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, Allah'ın emrettiği şekilde kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Onu mahrum bırakmaz. Onu tahrik etmez. Kişiye kötülük olarak Müslüman kardeşini hakir görmesi yeterlidir. Her Müslümanın canı, malı, ırzı diğer Müslümanlara haramdır. Allah sizin suret ve kalıplarınıza bakmaz, fakat kalplerinize ve amellerinize bakar. Sakın ha birbirinizin satışı üzerine satış yapmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın kardeşine 3 günden fazla küsmesi helal olmaz. Bir kul bu dünyada başka bir kulun ayıbını örterse kıyamet gününde Allah da onun ayıbını örter. Müslüman dilinden ve elinden diğer Müslümanların zarar görmediği kimsedir. Muhacir de Allah'ın yasakladığı şeylerden uzak duran kimsedir. Ancak Allah için seven, Allah için buğz eden, Allah için veren ve Allah için vermemezlik yapıp sıkılık yapan kişi imanını kemale erdirmiş, olgunlaştırmıştır. Sevdiğini ölçülü sev, olur ki sonra düşmanın olabilir. Buğz ettiğin kimseye ölçülü buğz et, olur ki o da senin dostun olabilir. Bir kişiye Müslüman kardeşine hakaret etmesi kötülük olarak yeter. Allah'ım, seni sevmeyi ve seni seveni sevmeyi ve senin sevgine beni yaklaştıracak şeyi sevmeyi bana nasip et. Ve senin sevgini bana kendimden, ailemden ve sıcak, hararetli bir günde soğuk sudan bana daha sevimli kıl. Ey Allah'ın elçisi, iman nedir diye sorulunca Resulullah şöyle cevap vermişti. Allah ve Resulünün sana her şeyden daha sevgili olmasıdır. Kul beni ailesinden, malından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş olmaz. Allah güzeldir, güzelliği sever. Yani Allah'ı görürcesine güzellik sergilemeyi ve her şey, her yaptığımızı güzel yapmayı Allah sever. İman ipinin, iman kulpunun en güçlüsü Allah için dostluk, Allah için düşmanlıktır. Allah için sevmek, Allah için nefret duyup buğz etmektir. Allah bir kulu sevince Cebrail'i çağırıp ben falanı sevdim, sen de sev der. Cebrail de onu sever, sonra onun için yeryüzü halkında kabul konulur. Yani insanlar da onu severler. Kim Allah için tevazu ederse Allah onu yükseltir. Kim de kibirlenirse Allah onu alçaltır. Kim Allah'ı zikreder, çokça zikrederse Allah onu sever.
Kim insanların kızması pahasına Allah'ı dost edinmekle onu razı ederse, Allah o kimseyi insanların nazarında yüceltir. Kim de Allah'ın gazabına rağmen insanları razı etmeye çalışırsa, artık onu Allah'ın azabından hiçbir şekilde kurtarmak mümkün olmaz. İnsanlara merhamet göstermeyen kimseye Allah da merhamet etmez. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı 5'tir. Selamını almak, hasta ziyaretine gitmek, cenazesine katılmak, davetine icabet etmek, aksırınca yerhamukallah demek. Aziz ve celil olan Allahü Teala kıyamet gününde şöyle diyecek: benim celalim adına birbirini sevenler nerede? Gölgemden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı şu günde onları gölgemde gölgelendireyim. Allah buyurur ki, benim celalim adına birbirini sevenler var ya, onlar için orada öyle bir minberler vardır ki peygamberler ve şehitler bile onlara gıpta ederler. Din nasihatten, yani samimiyetten ibarettir. Yanında bulunanlar, kim için ey Allah'ın Resulü diye sordular. Allah için, peygamber için, Müslümanların imanları ve hepsi için samimiyet. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona yardımını kesmez, ona yalan söylemez, ona zulmetmez. Her biriniz kardeşinin aynasıdır. Onda bir rahatsızlık görürse bunu onda izale etsin, gidersin buyurur. Evet, hadis ve ayetlerden sevgiyle alakalı küçük bir seçki yaptım. Rabbim Allah'ın sevmemizi istediği kimseleri Allah için sevmeyi, ama Allah sevgisini her sevgiden daha üstün tutup Allah'ı sever gibi hiçbir şeyi sevmemeyi, Allah için feda edemeyeceğimiz hiçbir şeyin olmadığı şekilde Allah'ı hakkıyla gönülden sevmeyi nasip etsin. Allah birbirlerini kendi rızası için sevenleri daha çok sevsin ve iki cihanda sevindirsin sevenleri. İnşallah bu sevgiler Allah'a itaatle, Allah'a hakkıyla kullukla ispat edilmiş olur. Kuru kuru sevdim demek insanı kurtarmaz. Sevdiğini ispat etmek gerekir. Biz Allah'ı ve Allah'ın dostlarını, sevdiklerini seviyor. Allah'ın düşmanlarına en küçük çapta, onlar Allah'la aralarını düzeltmedikleri müddetçe sevgimizin en küçüğünü bile vermiyoruz. Ela inne ahsenel kelam ve eblegan nizam kelamullahil melikil azizil allam kema kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam ve izâ kure'el kur'an festemi'u leh ve ansitû leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dîne indallâhil islam. Sadakallâhu lazim.